aslında aynı ilişki biçimi demokratik konfederalizm için de geçerli. Yani jinolojiyi biz demokratik konfederalizmi ya da demokratik modernitenin bilimi olarak da tanımlıyoruz. Jinoloji aslında oluşurken şöyle bir iddiası var. Yani kadının yazılmamış tarihini yazabilmek, aydınlatmak, kadının deneyimlerini toparlamak, bir yerde biriktirmek. Aynı zamanda mesela mevcut pratik araçlarımızın tıkandığı noktalar var. Yani zihniyet olarak oturmayan yanlar var. Bu pratik araçların da yani jinolojiyle bağ kurulursa tıkanma noktalarını açacak. Yani aslında jinoloji işin zihniyetini oluşturup mevcut araçlarda kadın partisi, kadının konfederal sistemi de bunun politikasını ve ideolojik hattını belirleyecek. Öyle diyebiliriz. Evet. Kadın hareketlerinin deneyimini de, düşünsel üretimlerini de jinolojinin kapsamına işini almak ya da jinoloji olarak adlandırma gibi bir gayesi yok.